Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Birileri konuşur, birileri ise yapar. O noktayı koymadan önce bekleyin. Ve evet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan noktayı koydu. Askeri ücret 4250 TL'yi aştı ve tarihi bir zam oranıyla %50'den fazla zam yapılarak aştı. Sadece bununla da yetinilmedi. Askeri ücreti verecek olan işverenin de yükünü hafifletmek için askeri ücret üzerindeki vergilendirme tarihe karıştı. Yok edildi. Damga ücreti yok edildi. Birileri yıllarca konuştu. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ülkemizin kanını emmek isteyen, ülkemize ekonomik savaş açan emperyalistlere karşı tekrar milletimizi ezdirmeyeceğini göstermiş oldu. Teşekkürler Sayın Erdoğan. Teşekkür edeceğiz. Nankör olmayacağız. Ha yapılacak daha çok şey var mı? Var. Onları aktaracağım bu videoda. Daha var. Bununla yetinilmez. Daha var. Ama nankör de olmayacağız. Bu kadar büyük zam yapılıyor. Teşekkür ederiz Sayın Erdoğan. Birileri beğenmiyor. 4 bin lira olsun falan diyenler vardı. Şimdi beğenmiyorlar. Onlar için 10 bin lira da olsa asgari ücret, 50 bin lira olsa yine beğenmeyecekler. Çünkü sallıyorlar boyuna. Biliyorlar hükümete gelemeyeceklerini. Bildikleri için sallıyorlar boyuna. Şu kadar yapacağız. Elektriği bedava, suyu bedava, sütü bedava. Kendi belediyelerinde yapsana. Hani Erdoğan diyordu. Yapsana kendi belediyeni hadi. Ülkeyi yönetmek çocuk oyuncağı değil. Yapsana. Yok. Bunlara zaten beğendiremezsin. Ama dediğim gibi. Sadece bununla yetinilmemesi gerekiyor. Memura da çok ciddi zam yapılması gerekiyor. Çünkü askeri ücret maaşı neredeyse memur maaşına aynı seviyeye geldi memurlar onlarca yıl okuyorlar sınavlar, üniversite, KPSS e vesaire onların da hakkının teslim edilmesi gerekiyor. Emekliye aynı şekilde çünkü zincir ben mafyalar zinciri diyorum. Zincir marketler kalkıp halkın gırtlağına çöküyor. Kendi aralarında WhatsApp grupları kurup fiyatları domine ederek fiyatları belirleyerek dolara hiçbir bağlantısı olmayan bu ülkede üretilen ürünleri dahi zamlandırarak halkın gırtlağına çöküyorlar. Hiç alakası olmayan ürünlere dahi zam yaparak milletin canını bezdirdiler. Dedim ya yetmez. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız net mesajlar veriyor ama bunlar ne kadar uygulanılıyor? Bunlara bakılması gerekiyor. Ha yeni bir haber gördüm. Çok sevindim. Bakın İzmir'de İzmir Tire'de 400 bin adet sıvı yağ stoklayan temizlik firmasına 2 milyon TL ceza kesildi ve yağlarına el konuldu. Budur ya. Bu kadar. Bu milleti bezdirmeye kimsenin hakkı yok. Bu milletin canıyla, dişiyle, ekonomisiyle oynamaya kimsenin hakkı yok. Birileri orada can hıraş mücadele edecek. Ömer Ali Demir bu millet için, bu vatan için canını ortaya koyacak. Bunlar yalan olmasın. Canını ortaya koyacak, canını. 3 kuruş para kazanmak için bu millet sömürmek için stokluk stokçuluk yapanlar, vatana ihanet edenlerdir. Stokçuluk yapanlar buradan açıkça söylüyorum. Vatana ihanet edenlerdir. Doları bahane edip dolarla hiç alakası olmayan zamlar yapanlar, bu milletten, bu milleti sömürmek için o zamları yapanlar bu vatana ihanet edenlerdir. Bu kadar açık söylüyorum. Bu kadar açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ve Bunların üzerine daha çok gidilmesi gerekiyor. Ya hemen altında marketler var. Hemen şu altında şok var benim. Hemen altında. Biraz ileride A100, biraz ileride BİM var. Biraz da ilerlediğin zaman Migros, Carrefour. Tam onların orada oturuyorum. Bütün marketler var burada. Her gittiğimde fiyatlar artıyor ya. Hiç alakası olmayan. Anadolu'nun buğdaylarından yetişen o hani bisküviler var ya. Ulan Anadolu buğdayı diyorsun. Anadolu'da yetişiyor diyorsun. %100 Anadolu Türkiye diyorsun. Hop zam, hop zam, hop zam. Derdiniz ne? Amacınız ne? Bu milleti bezdirmek. Bu milletin canına tak edecek. Ve o marketler bunun hesabını ödeyecek. Buraya kadar geldi, buraya kadar getirdiniz. Milletin burasına kadar getirdiniz. Ve buradan sesleniyorum. Hükümet yetkilileri eğer bunlara karşı ciddi önlem almazlarsa bu yapılan zamların, zamların, mamların bir anlamı kalmaz. Bak teşekkür ediyorum. Dankör olmayın diyorum. Ama bunların üzerine gidilmezse olmaz. Sadece bu marketlerde değil. Pek çok. Böyle özellikle zincir olan marketlerde. Hani şimdi geçen bir fotoğraf gördüm. Onu da ekrana yansıtayım. Mahalle bakkallarımızın kıymetini biraz daha iyi anlamış oluruz. Gerçi bakkallarda da durum çok farklı değil. Bakkallarda da zam üstüne zam ama burada onları suçlamak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki malları stoklayarak veren asıl bu para babaları, bu ağa babaları bu ürünlere yaptıkları zamlarla halka yansıması bu şekilde görülüyor. Bunun da farkındayız. Burada ne dedik? Bir, bu özellikle zincir marketlerin nasıl halkın gırtlağına yapışıyorlarsa gırtlaklarına yapışılacak. Yapış, laftan öte yapışılacak. Gerekirse her ilin, ilçenin, kaymakamlıkı, valilikleri her hafta denetim yapacak. Gerekirse her hafta yapacak ya. Birine bakıyorsun ayçiçek yani bak 2 litresi 50 liraya satıyor. Birisi bakıyorsun 60 lira. Birisi 70 yet... lira. Kafasına göre. Eee bu milletin cebi? Böyle yapanlar açıkça bir daha söylüyorum. Vatana ihanet etmiştir. Eder. Bunu açıkça söylüyorum. Üç kuruş için bu milletin canından bezdirenler böyle tiplerdir. Hiç kimse kusura bakmasın. Bir başka. Memurlara zam. Bu. Memura da. Çok ciddi zam yapılması gerekiyor. Diğer emekliye. Aynı şekilde bunların yapılması gerekiyor. Bak burada şunu söylüyoruz açıkça. Evet. Devletimiz milli ekonomi modeliyle faize karşı savaş açmış durumda ülkemizi sömürmek isteyenlere karşı savaş açmış durumda. Burada da diyor, dolar yükselebilir. Bak söylüyoruz burada bunu bilinçli insanlar bunun farkında zaten. Ne yapıyorlar? Faiz sarmalıyla parası olanlar parasına para katıyor. Ama şimdi ihracatla, üretimle bunun önüne geçilecek. Ama işte birileri de ülkemizde güya bu ülkenin vatandaşı olan, bu ülkenin ekmeğine, suyuna yıllarca yaralanmış bu ülkenin yetiştirdiği insanlar da bu ülkeyi sömüremeyecek hale gelmesi gerekiyor. Bu sarmalın bu şekilde çözülmesi gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra dolar 50 de olsa sen kendin ürettikten sonra o yazıyor dedim ya markette %100 Anadolu'nun bağrından çıkan bilmem ne. Bunun dolarla ne ilgisi var kardeşim? Anadolu buğdayı diyorsun %100 şey diyorsun zam. Zam zam zam. Bunların üzerine bunların ümüğünün sıkılması gerekiyor. Bu kadar açık söylüyorum. Evet şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu askeri ücret e, zammıyla ilgili konuşması. Çünkü tarihi bir olay. Gerçekten çok ciddi bir zam oranı. Ve bununla ilgili bir konuşmasından şöyle kısa bir parça hazırladım. Onu izleyelim. Ardından tekrar burada olacağız efendim. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiği yönünde çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza görüş bildirmiştir. Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4.250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden Yüzde asgari ücret olarak söylüyorum. Asgari ücret artışı yüzde elli seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz. Bu milletin geleceğini erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yakaladığımız tarihi fırsatı değerlendirmek için hep birlikte mücadele edecek, hep birlikte ter dökecek, hep birlikte fedakarlık yapacak ve nihayet hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleriyle dünya bocalarken biz büyümeye devam ediyorsak hedeflerimize yakınız demektir. Aynı şekilde tüm bu ülkeler ne yapacağını bilemez şekilde yalpalarken biz hedeflerimize kilitlenmiş olarak ilerliyorsak zafere yakınız demektir. Asgari ücreti işte bu anlayışla belirledik. Asgari ücretin işveren üzerindeki yükünü işte bu anlayışla düşürdük. Bir kez daha yeni asgari ücretin çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Evet, Rabbim ülkemizi yönetenlerin ferasetlerini artırsın. Ayaklarına taş değdirmesin. Bu ülke için, vatan için çalışan, çabalayan, milletini düşünenlerden Allah razı olsun. İşlerini açsın. Amin. Ama kim ki bu milletin ümüne çökmek istiyor, kim ki bu milleti zora sokmak istiyor, kim ki üç kuruş için bu milletin cebine göz dikiyor, Onları da kahri perişan edersin. Amin. Evet vakit ayırıp izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Zili konudan tümünü işaretleyin ki videolarımızdan anında haberdar olmuş olursunuz. Hem de kanalımıza destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim efendim. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Katıl butonundan da kanalımıza destek olursanız kanalımızın daha gelişmiş bir şekilde karşınızda olmamıza vesile olursunuz. Durum olanlar için söylüyorum. Buna bu desteğe ihtiyacımız var. Çok çok teşekkür ederim efendim. Instagram'dan etmeli Esat acil olarak takip edebilirsiniz. Video fikirlerinizi vesaire yazabilirsiniz. Oradan da canlı yayınları gündemi değerlendiriyoruz. Lütfen oradan da takip ediniz. Mailden de maili iletişim reklam sponsoru veya oradan destek olmak isteyenler yazabilir. Her konuda oradan iletişime geçebilirsiniz efendim. Twitter, Facebook, WhatsApp grupları nereden olursa olsun olursa olsun videomuzu paylaşarak da daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Evet. Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olun. <laughs>